Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde değişik bir yemek yeme yöntemi var. Karın doyurma yöntemi diyeyim ona. Buradaki hangi kasaba giderseniz gidin. Bana bir iki kişilik ya da tek kişilik bir yemek yap dediğiniz zaman onlar hemen size yaptıkları yemeği veriyorlar bir alüminyum kutunun içinde. Siz o yemeği, yapılan karışımı alıp fırına gidiyorsunuz. Fırında bunu bir güzel pişiriyorlar ve fırının önündeki iskemleye oturup bunu siz de afiyetle yiyorsunuz. Şimdi size tava yapacağız. Kuşbaşı. Yeşurdun meşhur sebzeli kuşbaşısı. Sebzeli kuşbaşı. İçine işte biber, domates, patlıcan. Tabii kişi sayısına göre malzeme kullanıyoruz aynı zamanda. Sarımsak. Bu şekil hazırlayıp fırına veriyoruz. Eti... Bir saat içinde çıkıyor. Çıkıyor. Evet, çok çabuk şekilde, leziz bir şekilde çıkıyor. Hadi bir başla bakalım. Başlayalım. Bana yap da. Başlayalım. Bir karnımızı doyuralım. Tamam. Önce biberi böyle bir... Önce biberleri böyle doğruyoruz. Baharat koyuyor musun kekik mekik? O istek üzere. Biz genelde sade yapıyoruz ama baharatı da acısını da kişilerin isteğine göre kullanıyoruz. Ben bol istiyorum. Bol acılı mı olsun diyorsunuz? Acılı kekiği filan. Yalnız kuşbaşı yemeklerine baharat kullanmıyoruz. Kullanmıyor musunuz? Evet. Ha. Sadece kekik ve tamam, istek üzerine tamam, kekik koyun. Acı bırakıyoruz. Ağzını kapatıyorsun, bana veriyorsun, fırına gidiyorum. Bu ağzı açık pişiyor. Açık pişiyor. Evet, fırında. Eline sağlık. Şimdiden afiyet olsun efendim. Geleceğim sonra, yedikten sonra tamam, olacağım. Tamam. Artık bu yemeğin analizini yapın. Bana neticeyi bildirin. Ustacığım kaç tane pişiriyorsun? Günlük 150 tepsi civarında pişiriyoruz. Buraya günlük geliyorlar, alıyorlar. Evet. Kasapta burada... yaptırıyorlar. Getirip burada pişiriyorlar. Arkada da yemek yerimiz var, orada yiyorlar. Nerede yemek yeri? Arka tarafta. Bahçe. Bahçede de oturma yerimiz var orada arka tarafta. Ha, orada yiyip gidiyor. Pazar falan var. Ekmeği de sıcacık buradan alıyorlar. Buradan alıyorlar, arkada götürüp yiyorlar. Sadece yemek mi pişiriyorsun? Yemek, lahmacun, tava, güveç, pide, ekmek türleri, yağlı ekmek, tandır ekmeği. Her türlü ekmeklerimiz var. Kaç yıldan beri yapıyorsun bu işi? O dededen kaldı mesleğimiz. Öyle mi? 100 senelik, 150 senelik mezunumuz var. 150 senelik maşallah. Evet. Ne kadar pişecek benim yemeğim? 45 dakikada çıkarım. İyi. Hadi sana emanet. Oldu. Tamam mı? Oldu. Kolay gelsin. Sağ ol.